CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçi buluşmaları programı kapsamında Sarıgöl'de çiftçiler ve muhtarlarla buluştu. Kılıçdaroğlu'nu ilçe girişinde Sarıgöl'de CHP ilçe başkanı Halil Arman Er Yılmaz ve yönetimi karşılarken ilk olarak üzüm bağlarında çalışan işçileri ziyaret edip sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'na hareket ederek çiftçi buluşmaları programı kapsamında kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Neden köylü milletin efendisidir? Çünkü köylü üretecek, köylü kazanacak, milyonlarca insanın karnı doyacak. O nedenle sizin emeğiniz son derece değerlidir. Düzeltmek istiyorum ama bunun için gücü sizden almamız lazım. En ciddi güç halkın gücüdür. Sizin gücünüz bizim başımızın üstündedir. Bakın biz altı lider bir araya geldik. İkinci kez bir masanın etrafına oturdum. Benim taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyorlar. Benim gördüğüm sorunları diğer liderler de görüyorlar. Ve biz gönül birliği yaptık. Bizim kişisel bir beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz var, bu ülkede her evde huzur olsun. İlk yapacağımız işlerden birisi. Siz bankalardan kredi çektiniz. Tarım Kredi Kooperatifinden kredi çektiniz. Bunların faizlerini sıfırlayacağız. Faizleri sıfırlayacağız. Ana parayı makul bir şekilde geri almanızı, yani devlete geri ödeyeceksiniz. Ama faizi sileceğiz. Aynı şeyi esnaf için de yapacağız. Çiftçi kardeşlerime bir şey daha ifade edeyim. Tarım Kanunu 21. maddesi var. Diyor ki her yıl devlet çiftçiye milli gelirin en az %1'i oranında destek verir. Yani aşağı yukarı 800 milyar mı bizim şeyimiz? 8 milyar lira civarında bir destek vermesi lazım. 8 milyar lira çiftçiye verseler, çiftçi dünyayı, vallahi dünyayı besler bizim çiftçimiz. Vermiyorlar bu parayı. Hakkınızı vermiyorlar. Ama meraklanmayın, hakkınızı teslim edeceğim. Haramilerden alacağım, sizin hakkınızı teslim edeceğim. Geliyorlar, borcunuz var. Traktörünüzü arz ediyorlar. Ya köylünün ineğini arz ettiler. Allah aşkına ya, bunun akılla, mantıkla bağdaşır yönü var mı ya? Traktörünü arz ettin, ineğini arz ettin. Peki bu adam ne yapacak, tarlayı nasıl sürecek? Borcunu nasıl ödeyecek? Onu da yasaklayacağız. Öyle haciz maciz yok. Çiftçi üretiyorsa borcu olabilir kardeşim. Seneye eken borcunu öder. Dolayısıyla haciz işleminde kaldıracağız. %1 devlet desteğini kesinlikle çiftçiye vereceğiz. En az. Ben Şanlıurfa'ya gittim, dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Şanlıurfa'da çiftçiye elektriği bedava vereceğiz dedim. Niye dedim? Ya güneş var. 2 milyon 300 bin dekar arazi, taşlık arazi. Taşlık araziye güneş panelleri koyacaksın, elektrik elde edeceksin. Mazotu yok. Mazot yapmayacaksın, ithal etmeyeceksin. Akaryakıt ithal etmeyeceksin. Başka bir şey yapmayacaksın. Güneş var, güneş panellerini kuracaksın, elektrik elde edeceksin. Elde ettiğin elektriği çiftçiye veriyorsun, üstünü satıyorsun, oradan da ayrıca kar elde ediyorsun. Önce Şanlıurfa'dan başlayacağız. Sonra Türkiye genelinde bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Kılıçdaroğlu geldi Sarıgöl'e bu sözü verdi diye. Hafızanızın bir yerinde tutun. Mazot aldı başını gidiyor. 7 liradan 23 liraya çıktı. Bütün dünyada çıkmıyor da bizde neden bu kadar birdenbire fırladı fiyatlar? İyi yönetilmiyor Türkiye. İyi yönetim. Katılımın yoğun olduğu programın basına kapalı kısmında Kılıçdaroğlu vatandaşların sorularını yanıtladıktan sonra Salihli programına katılmak için ilçeden ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na CHP Manisa milletvekilleri ve il başkanı Semih Balaban eşlik ederken programa Sarıgöl İyi Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Parti ilçe teşkilatları da katılım sağladı.